Son dönemlerde normal sigaraya alternatif olarak elektronik sigaralar piyasaya oldukça fazlasıyla sürülmekte ve sıkça karşılaşmakta olduğumuz bir durum aslında. Yapı olarak incelediğimizde elektronik sigaralar normal sigaralardan farklı olarak nikotinin sıvılaştırılıp daha sonra ısıtılması ve buharlaştırılmasıyla solunabilir hale getirilmesiyle kullanılan bir cihazdır diyebiliriz. Ve kullanıcılarına pek çok seçenek ve imkan sunabilen bir yapıdadır. Bu da onu biraz daha tercih edilebilir ve kullanılabilir kılmakta. Peki nedir bu tercih edilebilir kılan olasılıklar ve durumlar desek? Kişi aromasını ayarlayabiliyor, dilediği aromada kullanabiliyor, nikotin miktarını ayarlayabiliyor ve çok rahat taşıyabiliyor. Özellikle piyasada flash bellek, kalem ya da sigaraya benzeyen bir takım şekillerde ve formatlarda olabiliyor. Bu da onu çok daha rahat taşınabilir ve kullanılabilir kılıyor. Bununla birlikte normal sigaradan farklı olarak toplumda çok masum görülen bir yapısı var. Yani çok zarar vermiyor, kokusu yok, hatta nikotin miktarı çok az, kanserojen değil gibi söylemlerle piyasada el altından sürülerek çok daha masum görülebiliyor. Bu da onun çok daha tercih edilebilir ve kullanılabilir olmasına neden oluyor ama aslında çok da bilindiği gibi değil, görüldüğü gibi değil daha doğrusu. Birincisi elektronik sigaraların en büyük tehlikelerinden bir tanesi şu, devlet eliyle ruhsatlandırılmış ve verilmiş bir şey değil. Bu nedenle daha çok merdiven altı ve bilinmeyen firmalar tarafından yapılan bir yapıları var. Bundan dolayı içerik itibariyle her ne kadar ki aldığınızda da arkasında içindekilerde ne olduğu yazar ama genelde bu konuda bir güvensizlik ve belirsizlik hakim. Yani kişiler her ne kadar orada içinde ne olduğu belirtilse de ne kullandığını bilmeden bu maddeleri kullanabiliyorlar. Ve içerisinde nikotinle birlikte başka kanserojen maddeler de bulunabiliyor. Bunlar da bir takım solunum ve damar yolu hastalıklarına neden olabiliyor. Ve bunun masum olması bu hastalıkların çok daha yaygınlaşabilmesine neden olabiliyor. 2019 yılında Amerika'da yaklaşık 19 elektronik sigara firmasıyla bir çalışma yapılıyor ve bunlar piyasada masum görülen. Ve incelediklerinde tırnak içinde kanserojen madde bulunmadığını iddia eden bu firmaların içeriği incelendiğinde pek çoğunun yaklaşık 19'unun 11'inin içerisinde kanserojen madde olduğu görülüyor. Hatta bildiğim kadarıyla geçen yıl 2500'e yakın elektronik sigaraya bağlı olarak gelişen akciğer hasarı tespit ediliyor ve bundan dolayı belli bölgelerde yasaklanıyor. Yani burada da bu örneklerde olduğu gibi aslında görüldüğü ve anlatıldığı kadar masum değil. Yani bu da ayrıca onu yani belirsizliği ve kontrol edilemez oluşu başlı başına elektronik sigarayı çok daha tehlikeli yapabiliyor. Bununla birlikte normal sigarada olduğu gibi zaten içerisinde nikotin var. Nikotinle birlikte başka maddeler de içerisine eklendiğinden dolayı sigaranın verdiği zararın bir benzerini aynı şekilde kendisi de verebiliyor. Bu nedenle her ne kadar sigaraya alternatif gibi görülse de aslında sigaradan çok da farklı değil. Hatta yerine göre çok daha zararlı olabiliyor. O yüzden dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim. Ebeveynler çocuklarının elektronik sigara kullandığını gördüğünde öncelikle yargılayıcı ifadeler kullanmamaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Yargılayıcı ifadeler kullandıktan sonra iletişim devam edebilme olasılığı çok düşük. Çünkü kişiler aldıkları yargılayıcı ifadelerden dolayı kendini iletişime kapatabilir ve iletişim sonlanabilir. O yüzden daha yapıcı ifadeler kullanmak ve niye kullandığını, neden bunu yaptığı üzerine konuşmak çok önemli. Bununla birlikte ne zaman konuşulduğu da önemli. Yani uygun ve durum ve şartlar sağlandığında uygun bir dille konuşulması çok önemli. Bir diğer nokta, çocuğa davranışlarla örnek olmak sözden çok daha etkilidir. Yani bizzat ailenin elektronik sigara ya da sigara ve benzeri rahatsız edici alışkanlıklardan uzak durması ve söylemlerini davranışlara desteklemeleri çok önemli. Yapma diyor ama aynı şekilde kendisi yapmaya devam ediyorsa yüksek ihtimalle çocuğun burada örnek alacağı davranış ebeveynin söylemi değil yaptıkları olacaktır. O yüzden bizzat davranışlarıyla da ebeveynlerin çocuklara örnek olması çok önemli. Bununla birlikte streslerini atabilecekleri ve eğlenebilecekleri alanların oluşturulması da çok kıymetli. Bunun için spor yapılabilir, yeni aktivitelere yönlendirilebilir, hobiler edindirilebilir. Bu şekilde hem bir yandan enerjileri doğru yere kanalize edilebilecek hem de doğru örneklikle çocukların ne yapılması gerektiği bizzat davranışlarla gösterilmiş olacak. Eğer bunlar da fayda sağlamıyorsa bu noktada bir uzman desteği almalarını kendilerine öneririm. Bundan kurtulmak için öncelikle kişinin buna dair bir isteğinin olması gerekiyor. Yani ben artık bunu bırakmalıyım, motivasyonunun kendisinde olması gerekiyor. Ve bunu bırakabilmek için bir uzman desteği almasını özellikle öneririm. Neden? Çünkü bağımlılık geliştikten sonra kişilerin genelde davranışlarını kontrol edebilmeleri çok zor oluyor. Çünkü kendini durdurabilme ve frenleyebilmelerini sağlayan mekanizmalar da
ufak ufak pürüzler olduğu için kişi kendini durdurabilmekte çok zorlanabiliyor. Bu noktada psikiyatrist desteğiyle bir ilaç desteği, bununla birlikte bir bağımlılık danışmanından ne yapılması gerektiği ve riskli durumların ne olduğu ve nasıl davranılması gerektiği konusunda bir danışmanlık hizmeti, bu sürecin nasıl yönetilebileceği konusunda kullanıcılara yardımcı olabilir.